Yusuf Kaplan. Her şey İsrail için. Rusya ile ilişkilerimiz bir kördüğüme dönüşmek üzere. Rusya ile kurduğumuz ilişkilerin nereye evrilebileceğini görebilmemiz için derinlikli bir tarih felsefesi yapmamız gerekiyor. Kısa vadede hatta orta ve uzun vadede yapılabilecekler konuşulmalı. Fakat önce köklü, tutarlı, ayağa yere basan, ülkemizi yönetenlerin önünü açabilecek kalıcı, uzun soluklu bir tarih felsefesi yapmamız şart. Sorunun gerisinde İsrail var. Oyunları, kuralları İngilizler belirlediler. İsrail'i bölgeye çıban başı olarak İngilizler yerleştirdiler. Mayınları İngilizler döşediler. Sorunlu, şeytanca çizilen sınırları da Arap saçını andıran, gerçek nedenleri gizlenen, uzun vadede sadece İslam dünyasının kaderini değil, İslam'ın protestanlaştırılması ve tarihten uzaklaştırılması gibi köklü jeostratejik ve teopolitik sorunları da İngilizler belirlediler. İngilizler bölgemizin haritalarını ve sorunlarını belirleyerek bölgeden çekildiler. En az birkaç asır sürecek sorunlu alanlar ve sorunlu sınırlar bıraktılar. Parçala böl yönet stratejisi üzerinden şekillendirdiler her şeyi sorunları da, sınırları da mayınlarla donatıldı. Şimdi patlıyor bu mayınlar ülkemizin her bir köşesinde. Osmanlı'nın durdurulması tarihin akışını değiştirdi. Osmanlı durdurulduktan ya da tarihten çekildikten sonradır ki, Batılı emperyalistler, özellikle de İngilizlerle Fransızlar, Osmanlı coğrafyasını parçaladılar, haritaları yeniden çizdiler, yapay, sahte devletçikler, şehlikler, emirlikler, sözün özü, maşı adamlar ve uydu ülkeler icat ettiler. Her yeri patlamaya hazır bomba haline getirdiler. Küresel sistem özellikle Yahudi gücünün geliştirdiği stratejilerle ve attığı teopolitik adımlarla bölgenin sadece coğrafi haritalarını değil, aynı zamanda belki de daha önemlisi de hem zihni hem kültürel hem de teopolitik haritalarını yeniden çiziyor. İran, Rusya ve ABD İsrail'in önünü açıyorlar. Türkiye'ye şimdiye kadar küresel sistemin özellikle NATO üzerinden kendisine biçilen Batı ittifakının çıkarlarını koruyacak, pekiştirecek ve meşrulaştıracak bir ileri karakol rolü biçilmişti, kendisine biçilen rolü oynuyordu. Bir şekilde bu role itiraz etti Türkiye. Hatta küresel sisteme meydan okuyacak işler yaptı. Van Münit çıkışı bunlardan biriydi. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin bizzat halkın direnişiyle püskürtülmesi bir başka örneğiydi. Ve Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan askeri müdahale ve meydan okumalar dizisi de son örneğiydi bunun. Yani bölgenin kuzeyi Rusya ve İran üzerinden, bölgenin güneyi ve bütün Arap dünyası ise ABD, Suudlar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve yine İran tarafından şekillendiriliyor. Düşman kardeşler nasıl da birlikte hareket ediyorlar öyle. Hepsinin gerisinde de İsrail ve kısmen İngiltere var. Hedefte Türkiye var, Türkiye'nin kuşatılması, durdurulması. Biraz daha açmak gerekirse, ABD'deki Yahudi gücünün desteğiyle bölgeyi ekonomik, stratejik, küresel ve siyasi olarak sil baştan yeniden dizayn etmeye çalışan İsrail ve İngilizler var. Türkiye'nin tek başına direnişi. Türkiye bütün bu dayatmalara neredeyse tek başına müdahale ediyor. Katar bize ne katar deyip geçmeyin. Türkiye'nin Katar'da bulunması hem de askeri bir güçle yer alması stratejik açıdan değeri yüksek bir girişim. Emperyalistlerin bölgeye ilişkini bütün oyunlarını püskürten ve bölgesel bir oyuncu olarak ülkemizin stratejik gücünü alabildiğini artıran önemli bir stratejik atak bu. Türkiye'nin Katar'da bulunması stratejik manevra alanlarını genişletmesine yarıyor. Bu durum bizim kuzeydeki stratejik hareket alanlarımızı ve gücümüzü pekiştirmeye de katkıda bulunuyor ve İsrail'i çıldırtıyor. Çıldırtıyor çünkü İsrail bölgeye sadece kendisinin çeki düzen vermesini ve kendi çıkarlarının öncelikli olarak gözetilmesini istiyor. Buna sadece Türkiye itiraz ediyor. Rusya'nın bölgedeki varlığı da, İran'ın önünü açılması da, ABD'nin adımları da temelde İsrail'in hem güvenliğini garanti etmeyi hem de önünü açmayı, bölgeye nihai olarak hakim olmasını sağlamayı amaçlıyor. Rusya sırtını İsrail'e dayıyor. ABD, İsrail için bölgeye yerleşiyor. İran, İsrail ile danışıklı dövüş oyunu oynadığı için sürekli mağdur konumuna sürüklenerek alabildiğini öne açılıyor İran'ın ve bu nedenle bütün Arabistan Yarımadası'nı enlemesine ve boylamasına yerleştiriliyor. Türkiye, bölgedeki gelişmeleri dikkatli ve derinlemesine okuyamazsa İdlib kördüğümünden de Suriye kördüğümünden de çıkamaz. Ve selam.